Herkese esenlikler. Değerli arkadaşlar, şimdi bu videomuzda çok ilginç bir konu yine gündeme getireceğiz. Daha önceleri zaten yer yer buna dokunmuştuk ama televizyondaki, gazetelerdeki veya sosyal medyadaki insanlarımız üzerindeki saldırı, baskı hiç durmuyor. Sürekli ve sürekli insanlarımız yalan ve yanlış bilgilerle ne yapılıyor? Bombardımana çeviriyor. Sürekli beyinlerde başka algılar oluşturulmaya çalışılıyor ve Arap'ın ilkel, orta çağ düşüncelerini günümüzle ilişkilendirerek bu dini, bu Kur'an'ı korumaya, kurtarmaya çalışıyorlar. Ama çabaları boşuna. İnsanlar sorgulamaya başladı artık. Tıpkı Rönesans devrinde olduğu gibi bu din sorgulanacak. Bu din ya camiye hapsedilecek ya da Arabistan'a gönderilecek. Bu din bu milletle uyuşmuyor. Şimdi bakın arkadaşlar, nereden başlayalım? Şu arkadaşı kendisine profesörüm diyen hem de sosyoloji profesörüyüm diyen insan, bakın ne diyor Kur'an'ın arkadaşlar, o Enbiya suresinin 32. ayetindeki korunmuş bir tavan yaptık ayetini nerede anlatmaya çalışıyor, neyle ilişkilendiriyor, dinleyelim. Gökyüzünün korunmuş tavan olmasından bahsedildiğini görüyoruz. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Gökyüzünün korunması ne demek? Gökyüzü korunmuş olmasa şu anda burada bu muhabbeti yapamayız. Hiçbir insan yaşayamaz. Dünyamız aşağı yukarı eksi 270 derece bir soğuğun içinde duruyor. Uzayın büyük bir kısmı eksi 270 derece soğuklukta. Onun içinde güneş sistemimizde onun içerisinde. Artı güneşten buraya doğru müthiş güneş rüzgarları geliyor. Artı güneşin içinde milyarlarca atom bombasından çok daha şiddetli patlamalar oluyor. Ve dünyamız bundan etkileniyor. Peki nasıl oluyor bu o soğuktan etkilenmiyor? Güneşin içinden gelen o zararlı ışınlardan, rüzgarlardan, içindeki patlamalardan etkilenmiyor. İşte bu atmosferimiz. Bak, atmosferle ilişkilendiriyor arkadaşlar. Atmosferle ilişkilendiriyor. Nasıl diyor? Bak, buradan atmosferi ortaya koyuyor. Güneş ışınlarından şuradan buradan korunduğunu söylüyor. Neyin? Dünyanın. Doğru. Oradaki verdiği bilgiler doğru. Atmosferimiz olmasa güneş ışınları, bunu çocukken biliyoruz. Direkt inecek yeryüzüne ve canlı olmayacak, yakacak. Zararlı hale gelecek. Bunun güneş ışınlarının kırılarak zararsız hale gelmesini sağlayan şey atmosferdir. Yani dünyayı dış etkenlerden koruyan şey atmosferdir. Ayet ne diyor arkadaşlar? Ayet. Bakın, verdikleri bilgi doğrudur. Güneş sürekli patlıyor, enerji üretiyor, ışınlar saçıyor, ışınlar dünyaya geliyor, atmosferden geçtikten sonra zararsız hale geliyor. Bunların hepsi doğru. Ama yaptığı kurnazlık nerede? Yaptığı kurnazlık, bakın ayette diyor ki gökyüzünü diyor korunmuş tavan yaptı. Şimdi Kur'an'ın mantığı şu arkadaşlar, Kur'an'ın mantığını bilmezsek bunlara aldanırız. Kur'an'ın mantığı şu, diyor ki bir yer var, bir de gök var ve o gök tavanla örtülmüş. Bak şöyle, tavanla. Biz diyor bu tavanı koruyoruz. Tavanı koruyoruz. Ayette söylüyor. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptı. Yani cisimlerden sonra, güneşten, aydan, yıldızlardan sonra bir tavan var. Evet, bir tavan var. Korunmuş bir tavan. O tavan kepmiyor, düşmüyor. Bakın şimdi Mülk suresinin 3. ayetini okuduğumuz zaman net ortaya çıkar. Ne diyor? Gözünü çevir, yukarıya bak. Bir çatlak, bir yarık görüyor musun? Tavanda. Yani bir evin bir tavanı vardır, değil mi? Çatlarsa böyle, hani sağda solda çatlanmış olsa o tavan icabında kepecek, düşecek diye insan tereddüt eder. Başka bir ayette yine bak, Haç suresinin 65. ayet arkadaşlar. Haç suresi 65. Ne diyor?
buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü onun tuttuğunu bilmiyor musunuz? Yani gök diye bir tavan var, o tavanı koruyor. Direksiz olduğu halde Arap'ın el ilahı o tavanı koruyor. Çünkü evren olarak algıladığı şey şu Kur'an. Bir yer var, dünya. Büyük, uçsuz bucaksız bir dünya var. Bu dünyanın üzerinde bir gök kubbe var. O gök kubbede işte dünya 7 kat yarattık diyor. O katlara da birinci kata güneşi, yıldızları bilmem neyi koyduk diyor. Ve onun üzerinde de böyle ne yaptık? Bir tavan yaptık. O tavanı da koruyoruz diyor. Caner Efendi getiriyor o tavanı atmosferle ilişkilendiriyor. Ya sen bizi aptal mı zannediyorsun? Bakın arkadaşlar, bu arkadaş bir televizyon programında Kerem Can Koçak diye fizik profesörüyle birlikte bir programa çıktı. Orada dedi ki yine aynı bunu atmosferle ilişkilendirdiği gibi evrenin genişlemesini, galaksilerin de kendi içinde genişlediğini söyledi orada. Ve o hoca, Kerem Hoca hemen bir ortaokul çocuğuna fizik anlatır gibi buna dedi ki bak dedi sudan biraz boşalttı şöyle. Bunun içerisinde hala su var dedi. Artık düşmüyor aşağıya. Niye? Kendi çekim gücü var artık dedi. O çekim gücünü etkisiz hale getirdi. Kendi çekim gücü onu artık bırakmıyor. Bir damla su kalıyor içerisinde diye izah etti ve galaksilerin kendi içerisinde genişlemediğini söyleyince kızardı, bozardı ama adamda utanırlık yok, haya yok, ar yok, utanma yok. Çıktı, yine konuşuyor. Bu sefer de işte o Enbiya suresindeki tavanmış yani tavanı korunmuş bir tavan yaptık kelimesini getirdi. Atmosferle ilişkilendirdi. Bunu da herkes dinliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şahıs daha dinleteyim. Bakın bu da ne diyor? Bu da ne diyor arkadaşlar? Bakın şimdi. Hı. Şöyle tanıdınız değil mi bu arkadaş tanıdınız? Evet, şöyle görmeden bakın arkadaşlar, bu ukalada ne diyor? Ne diyor? Lokman suresinin 10. ayetini gösteriyor ve diyor ki dağları eğer Allah çakmasaydı bu yeryüzüne insanları fırlatır fırlatır atardı bu dünya diyor. İnsanları fırlatır fırlatır atardı. Ve bir programda biliyorsunuz Celal Hoca soru cevap programında bir kişiye yanıt verirken dedi ki evladım bir tek çelişki, bir tek tutarsızlık yeter dedi. İşte Tanrı kelamı deniliyor dedi. Dağların depremleri engellediğini, sarsıntıyı engellediğini söylüyor. Bu dedi yetiyor onun Tanrı kelamı olmadığına dedi. Ben inanmıyorum. Deyince arkadaşlar Hayrettin Karaman'dan tutun Edip Yüksel'ine kadar bütün Yobaz çevresi ama bütün Yobaz çevresi adama saldırıya geçti. Adamın dışkı yediğinden şundan bundan işte ne hani imamından tutun oralara kadar saldırıya geçtiler. Niye biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bilim insanının ağzından çıkan bir cümle halk beyninde soru işareti bırakır. Ve bazı çevrelerce bu bilim insanlarının yaptığı açıklamalar
sorgulamaya neden olur. Korku bu idi. Bunun için adama saldırdılar. Peki şimdi şu adam ne diyor? Eğer dağlar olmasa diyor, insanları kaldırır kaldırır atar dünya diyor. Bunun videosunu bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Bu adamla ilgili, dağlarla ilgili şeyi. Zaten daha öncelerde söylemiştik ama daha değişik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada anlatmak istediğim şey şimdi şu anda bu Enbiya suresi ve Fussilet surelerinin ayetleri, ilgili ayetleri açıklamaya çalışacağım. Şimdi bakın bir arkadaş daha var. Bu da ne diyor? Ne diyor? Yaratılış şeyi olarak. Bir de bunu dinleyelim. Ondan 24 saatlik gün olamaz. Çünkü henüz güneş yok. Çünkü önce dünya yaratılmış 4 günde. Daha güneş yok. Evet yeter. Ne dedi? Ne dedi? Önce dünya yaratılmış, güneş yok dedi. Değil mi? Çünkü Kur'an öyle diyor. Öyle demek de zorunda. Ama bazıları demiyor tabii. İşte Caner Bey gibi, bilmem ne gibi diğerleri ne yapıyorlar? Saklıyorlar. Kur'an'ı kurtarmaya çalışıyorlar. Önce dünya yaratılmış diyor. Arkadaşlar bakın bugün bilimin ortaya koyduğu şey nedir? Nedir? Bilimin ortaya koyduğu şey bir patlamadır. Büyük bir patlama. Bugün buna inanıyoruz. Bugün böyledir. Yarın bilim insanları başka bir olağanüstü bir gelişme karşısında bundan vazgeçebilirler. Biz buna %100 böyle doğrudur diye bakmıyorum ben şahsen. Ama şu an geldiğimiz nokta bu. Peki Kur'an ne diyor? Dünyayı yarattım önce diyor. Ondan sonra göğe yöneldim diyor. Göğe yöneldim. İkisine de gelin dedim. Okuyacağız biraz sonra ayeti. İkisi de isteyerek istemeyerek geldiler. Geldiler. Ve diyor daha sonra yedi gök olarak onu yaptım diyor. Ve onu da bir tavanla kapattım. İşte Caner Efendi'nin o tavanı getirdi. Atmosferle ilişkilendirdi. Bakın arkadaşlar şimdi. Önce şu Fussilet suresini bir daha okuyayım 9'dan 12'ye kadar. Bilimle nasıl ters? Büyük patlama ile nasıl ters? Böyle açık ve net, ilkel, ortaçağ düşüncesi burada Kur'an'da yazılı olduğu halde bizlere bunları günümüzle ilişkilendirerek nasıl da yutturmaya çalışıyorlar görelim. De ki, gerçekten siz yeri iki günde yaratanı İnkar edin. Ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı. Ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Devam ediyoruz. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Bak. Yeri yarattı. Artık yer var. Dağları da çaktı. Orada isteyenler için bereketler de yaran bereketler işte ekin, ağaçlar bunları da yarattı. Daha ortada güneş falan yok arkadaşlar. Adam dedi ya işte önce dünyayı yarattı diye. Orada bereketler yarattı. Orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Dünyayı yaratıyor, dağları koyuyor, ağaçları yaratıyor, gıdaları yaratıyor. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Onlara yer küreye, ona ve yer küre, o dedi yani evren. Yer küre de biliyorsunuz arz, toprak yani dünya. İkisine de gelindi. İkisi de bak iki varlık var işte o an için. Biri dünya, biri evren. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı. Ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın göğü en yakınını, neresiyse orası en yakın işte bunu Caner Bey açıklamalı.
Kardeşim en yakın gök neresi? Atmosfer mi? Onu bir açıkla bize. En uzağı hangisi? Tavan nerede bitiyor? Yani kat nerede bitiyor? Onu bir açıkla. Yani madem ki bu işe soyundun, bunu anlatıyorsun insanlara, bunu da açıkla. Kandillerle donattık. En yakınını kandillerle donattık. Arkadaşlar, bozulmaktan da koruduk. Bakın şimdi kandillerle yarattı, kandillerle donattık diyor en yakın göğü. Onu da bozulmaktan koru. Neyle? Korunmuş tavan ile. Tavan nerede? Bunların üzerinde. Peki tavanın atmosferle ne işi var? Güneş ışınlarını, gelen zararlı ışınları geriye çeviren, kırdıran ve zararsız hale getiren atmosfer. Burada Kur'an'da dediği gibi korunmuş tavan değil ki. Tavan bunların üzerinde. Evet, Enbiya suresi 32'de söylüyorum arkadaşlar. Korunmuş bir tavan yaptık. Ve diyor onları ise orada delillerden yüz çevirmektedirler. Bakın şimdi arkadaşlar. Başka bir ayeti okuyayım şimdi tekrar. Haç suresini okuyayım. Görmedin mi? Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gök. Korunmuş gök. Neden? Nasıl koruyor? Tutuyor. Direksiz. Direk olmadan, destek olmadan o tutuyor. Koruyorum diyor işte. Yere düşmekten koruyorum. İşte korunmuş tavan. O. Caner Efendi. İnsan biraz sıkılır ya. Halkı kandırıyorsun. Arkadaşlar bakın şimdi bir ayet daha var biliyorsunuz. Orada da der ki yer ve gök bitişikti. Allah onu ayırdı der. Bunu da büyük patlamaya mal eder bu Caner Efendi. Büyük patlamanın hani yer ve gök bitişikti, ayırdı dediğini o büyük patlama ile ilişkilendirirler. Onu söylüyor der. Şimdi size arkadaşlar bu yer ve gökün bitişik olma konusu bir sefer yer ve gökler saçma sapan bir şeydir yani. Düşüncedir. Bu orta çağ düşüncesidir. Kur'an'da mevcuttur. Yer ve gökler diye bir olgu yok. Bütün uzay cisimleri uzayın içerisindedir. Bir uzay var. Şu an sonsuz olarak biliyoruz. Bir uzay var. Bu uzayın içerisinde de cisimler var işte. Gök cisimleri var. Bir de dünya. Buna Kur'an yer diyor. Ve burada bakın arkadaşlar şimdi yani o büyük patlamaya atfedilen ayet var bize biliyorsunuz işte yer ve gök başlangıçta diyor birdi. Halbuki Fussilet suresinde okuduk ayrı ayrıydı. Değil mi? Dünya bir tarafta, gök bir tarafta. İkisini de diyor çağırdık. İsteyerek ve istemeyerek gelin dedik. İkisi de isteyerek geldik dediler diyor. Yani ikisinin de varlığından ayrı ayrı varlığından bahsediyor. Bu da bir çelişki zaten. Şimdi bakın arkadaşlar o yer bitişikti. Yer ve gökler bitişikken ayetinin nereden geldiğini okuyacağım size. Bakın Sümer tabletlerinden okuyorum. Ne diyor bakın şimdi. Bey gerekli olanları meydana getirmek için kararları değişmeyen bey yerden ülkenin tohumunu çıkaran Enlil yerden göğü ayırmayı planladı. Yerden göğü planlamayı, ayırmayı planladı. Gökten yeri ayırmayı planladı. Gök yerden ayrıldıktan sonra, yer gökten ayrıldıktan sonra, insanın adı konduktan sonra, an göğü alıp götürdükten sonra, Enlil yeri alıp götürdükten sonra o günlerde, o çok uzak günlerde, o gecelerde, o çok uzak gecelerde, o yıllarda, o çok uzak yıllarda, şu ırak günler, tüm gerekli şeylerin ortaya çıkarıldığı zamanlarda, şu ırak günler, tüm gerekli şeylere değer biçildiği zamanlarda, ülkenin kutsal alanlarında ekmeğin tadıldığı zamanlarda, ülkenin fırınlarında ekmek pişirildiği zamanlarda, göğün yerden uzaklaştığı zamanlarda, yerin gökten ayrıldığı zamanlarda, insanın adının konduğu zamanlarda,
Anın göğü ele geçirdiği zamanlarda, Enlil'in yeri ele geçirdiği zamanlarda diye devam ediyor arkadaşlar. Nerede? Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, sayfa 183-184. Şimdi anladık mı? O yer ve gök bitişikti ayetinin nereden geldiğini. İşte Tevrat'a, işte Talmud'a, oradan Kur'an'a, Sümerlerden süzülerek gelip gelen bir hikaye arkadaşlar. Bunu alıyorlar, büyük patlama ile ne yapıyorlar? İlişkilendiriyorlar. Evet. Halkımız sürekli ama bombardıman altında arkadaşlar. Beyinler bombalanıyor. Beyinler bu yalan bilgilerle. Tutarsız, çaresiz Kur'an bilgileriyle. Kur'an'ı savunmak size mi düştü? Kur'an'daki o içerideki yanlış bilgileri kurtarmak size mi düştü? Devam edeceğiz bu konuyu arkadaşlar. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Araştırın, soruşturun.